Canların kahkaha makinesi Güldür Güldür'ün Harbiye açık havadaki müthiş gösterisinin öncesi ve sonrası var sırada. Şovun Harbiye'deki muhteşem gösterisinin öncesi ve sonrası sadece pazar sürprizinde. Öyle gitar çalıp sahilde kızları etkileyen adamlar 90'larda bitti oğlum. Güldür Güldür yeni sezonda Show TV'de bomba gibi geliyor. O ne la? Ne? Ne oğlum? Uraçına bir şey koymuş la. Show TV'deki yeni sezonda bomba gibi gelmeye hazırlanan Güldür Güldür Show'un Harbiye açık havadaki gösterisi muhteşemdi. Ne olacak? Ne olacak? Ben böyle mi görünüyorum? Gösteri öncesi başarılı oyuncularla sohbetteyiz. Sinan Çalışkanoğlu son derece heyecanlı. Kirliyiz, pisiz bu arada. Yerlerde falan yuvarlandık prova arası. Kusura bakmayın. Harbiye'deyiz. Yani çok mutluluk verici bir yer burası. Çünkü ben ilk defa Harbiye'de sahneye çıkıyorum. Burada muazzam büyük gösteriler izledik. Bu gece işte biz buradayız ve biletlerimizin hepsi satılmış durumda. Burası tıktım tıktım olacak. Çok heyecanlıyız yani. Yeni sezonda seyircimizin karşısına çıkacağımız için çok mutluyuz. Böyle yapınca liseli oluyor insan. Aynen kanka. Ben de yazın başından beri çiçeğin kankası Leman'a yanığım bak. Ne ara lan? Bilmiyorum, bir şeyler oldu gibi. Bir şeyler oldu gibi. Valla bak, gitar çalıp aklını alacağım onunla. Ne gitar lan? Öyle gitar çalıp sahilde kızları etkileyen adamlar 90'larda bitti oğlum. Yasaklandı. Burak Topaloğlu'nda söz sırası. O Sinan Çalışkanoğlu'na göre daha temizmiş. Ancak heyecanı yüksek. Üstüm başım temiz biraz daha. Ben üstümü temiz tutuyorum. Az yerlerde yuvarlanıyorum. Ben Sinan abimin aksine bir 4-5 geçtim abi, buraya çok heyecanlı. Ben hepsinde de çok heyecanlandım. Hep Güldür Güldür'le geldik buraya. Harikaydı, harika bir seyircisi oluyor buranın. Sezon ilk oyunu, heyecanlıyız. O ne la? Ne? Şu ne oğlum? Uraçına bir şey koymuş la. Ne? Bunu mu diyorsun? Bıyır. Of! Yeniçeri gibi olmuş limanım. Ünal Yeter de değişik duygular içinde. Biz buraya hep seyirci olarak gelmiştik. Benim de Harbiye'de ilk paramızın zar zor yetiştiği en son koltuklardaydık. Şimdi burada oynayacağız. Çok acayip bir duygu. Umarım o en son koltuklardakiler de bizimle birlikte bu kadar eğlenir. Ne kadar zamanda hazırlanıyoruz? Hiç merak etmeyin efendim. 10 aya bitiririz. Onaylamıyorum. Yıllarca bekleyemem ben. Bir saatin var, anladın mı? Bir saat sonra ilkokulu bitirme sınavı olacak. Hadi başlayalım. Ama yani... Güldür Güldür'ün bir başka başarılı oyuncusu Berkay Tulumbacı aşırı heyecanlı. Hem de öyle böyle değil. Çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü 5000 kişi yani. Hani aynı anda nefes alıp verseler burada bizim soluğumuz kesilecek gibi geliyor şu anda. Öyle söylentiler var çünkü arkada. Benim de ilk olacak. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım çok eğleniriz. Ama biz sezonda çok eğleneceğiz, onu biliyorum yani. Öyle kafamıza göre sorulunca dünya güneş etrafında kaç güne döner diye öyle 8'de atılmaz efendim burada. Bilim diye bir şey var, böyle olmaz yani. Sen alttan alta sinirleniyorsun. Sinir yapıyorsun. Hayat abi, vurayım mı? Vurma, durun, vurmayın. Doğa Rutkay'ın yanındayız şimdi de. İstikrarlı ve emin adımlarla ilerliyoruz diyor. O seyirciyi kaybetmemiş olmak, onların hala bize sadık olması, bizim hala onlara mutluluk veriyor, neşe veriyor olmamız, onların tekrar buraya gelme arzusunu uyandırıyor olmamız çok güzel bir şey bence. Yani istikrarlı ve sağlam adımlarla ilerliyoruz, Allah bozmasın. Ha, yenge, vurayım mı? Yok Kudret. Şimdi sen sakin ol aslanım. Sen önce bir güzel derslerini ver şu Hayati'ye. Hayati bir işini tamamlasın. Eğer ilkokulu bitirtilemezse çat de vur bunu, tamam mı? O ana kadar vurmayasın, beklersin. Hadi göreyim seni. Görüşürüz aşkım. Meltem Yılmazkaya ve Onur Atilla. Güldür Güldür'ün deneyimli oyuncuları da son derece heyecanlı. Çok heyecanlıyız. Yani Harbiye'nin bizde yeri çok ayrı. Benim için çok ayrı, senin için de ayrıdır diye düşünüyorum Onurcuğum. Çok kuvvetli bir etkisi var. Sahneye çıktığın anda seyircinin bize gösterdiği tezahürat ve alkış şöyle bir yerimizden sıçratıyor gerçekten. Çok kıymetli gerçekten ve böyle 1,5-2 saat önce de biletlerimizin tamamen tükendiğini öğrendik. Onun için de böyle ayrı bir heyecanımız var. Onur Atilla ise artık biz bir aileyiz diyor. Ekip artık tabiri caizse değil, gerçekten aile oldu. Kendi ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. 3 ay bir ara vermiştik. Şimdi tekrar buluştuk. Buluşur buluşmaz hem Kıbrıs turnesi yaptık. Ali Sunal'da söz sırası. Kendini şanslı hissediyor.
İnşallah ömür boyu devam eder dediğim bir iş yapıyorum. Herhalde dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Harika bir ekip. Yine güzel skeçler çıkarmaya, güzel doğaçlamalar yapmaya ve çok gülmeye hazırım. Evrim Akın da sürprizlere hazır olun diyor. Çok heyecanlıyım. Zaten ben her çekimde de, her provada da çok heyecanlanıyorum ama burası böyle bir iki kat daha fazla hissettiriyor kendini heyecan olarak. Bu arada çok güzel sürprizlerimiz var. Onur Boldu, Açelya Topaloğlu ve Ecem Erkek'le birlikteyiz. Harbiye'de başlangıç yapmak elbette heyecanlarını hat safhaya çıkarıyor. Şahane. Biz çok eğleniyoruz. Yani çok iyi arkadaşlıklar kuruyoruz. Bu sahneye de yansıyor bence. Evet. Aynı bence gibi olduk. Aynı gibi olduk ve her şey çok güzel gidiyor. Allah belanı versin. Akın! Açelya Topaloğlu söze giriyor ancak Onur Buldu'ysa polemik peşinde. Hayırlısı diyeceğim. Kızım bir, genel, bir polemik arasın işte ya Onur'la falan filan bir şey. Eyvah. Onur'la düşünüyorum. Onur'la düşünüyorum sahnede. Genç oyuncudan. Ne olacak? Ne olacak? Ben böyle mi görünüyorum? Çok kötü. Ne olacak? Ne olacak? İstemiyorum, istemiyorum. Yap. Öptürmem, öptürmem. Oramdan öptürmem, buramdan öptürmem. Bana ne, bana ne. Ben değerliyim, ben değerliyim. Sen öylesin oğlum. Bir şey yapacağım. Güldür Güldür çok yakında yeni bölümleriyle Show TV ekranında sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın.